Telefon altımızda terör ve güvenlik uzmanı Mete Yarar var. İyi sabahlar diyeceğim Mete Bey diyemiyorum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Başınız sağ olsun. Evet, Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun, öyle söyleyeyim. Bu nedir yani? Ne yaşadık biz Mete Yarar? Neydi, ne oldu? Yani Esad, Rusya ne yaptı? Ben yapmadım diyor Rusya. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bugüne bakarak mı Rusya'nın ne yapıp yapmadığını konuşacağız? Yoksa Soçi mutabakatının başladığı andan itibaren bakarak mı değerlendireceğiz? Hangisi daha mantıklı olur dersiniz? Ben ilkinden başlamak gerektiğini düşünüyorum. Biz Soçi'de niye altına imza attık? Ve bizim Türk askerlerimiz 12 gözlem noktasını hangi taahhütle kurduk? Beni ilgilendiren taraf bu. Biz oraya İran ve Türkiye'nin de altına imza attı, Rusya'nın da imza attı. Soçi mutabakatındaki çatışmasızlık aranında gözlem noktaları kurmak üzere imza attık. Bu şu demektir. Biz rejime bu bölgeden herhangi bir şeyin atış yapıldığında engellemekle ve bu alanın korunmasıyla mükellefken, karşı tarafta Rusya'da, İran'da buradan çatışmasızlık alana herhangi bir saldırının yapmasının engellenmesinden sorumluydu. Şu anda herhangi bir Soçi mutabakatının maddesinin olup olmamasıyla ilgili bir şey söyleyebiliyor muyuz? Ortada bir Soçi mutabakatı kaldı mı? Şu anda rejim güçlerinin haricinde olan muhalifler bizim korumakla mükellef olduğumuz sınırları geçip rejimin ait olduğu bölüme mi gittiler? Yok. Ama onlara ait olan bölümden nereye geldiler? Bizim bütün kontrol noktalarımızın ve etrafının çevrildiği bir noktaya geldiler. Tek bir olay için bakarsanız, evet, bunu Rusya'ya ve İran'a söyleyemeyiz. Bakın, hep Rusya'yı konuşuyoruz. Neden hiç İran'ı konuşmuyoruz? İran çok sessiz Mete Bey. Yani neden? Neydi? Yani bu anlaşmanın altında İran'ın da taahhütleri var. Ve bu alanın korunmasında ve rejim üzerindeki inisiyatifini sürdürmesi konusunda niye ki İran'ın isim geçmez? Niye İran sanki bu işin hiçbir tarafında yokmuş gibi sessiz kalır? Neden hiç zikredilmez? Rejiminden, askerinden çok sahada şu anda rejime destek veren İran tarafından oraya getirmiş olan milisler, Irak'tan gelen milisler ve İran'dan gelen milisler var. Hatta bir ötesine geçelim. Orada İran ordusundan subaylar var, komutanlar var, generaller var. Şimdi bunu yok saymak mümkün mü? Buradaki sahada yaşanacak olan Soçi'deki üç ülkenin bütün taahhütlerinin altına hepsini atlatmak lazım. Türkiye eğer bu bölgeden bir saldırı yapılmış olsaydı Şam'a veya Latkiye'ye veya herhangi bir yere, burayı geçip o bölgelere doğru bir askeri hareket yapılmış olsaydı İran'da, Rusya'dan Türkiye'ye dönüp kardeşim siz burada kendi imzanıza sahip çıkmıyorsunuz demeyecekler miydi? Çok net bir şekilde Türkiye'yi suçlayacaklardı. Ben o yüzden bir kez daha söylüyorum. Bu olayın içerisinde ben yalnızca bir güne baktığımda, evet, Rusya yapmamış olabilir. Ama bu noktaya gelinceye kadar Türkiye'nin onlarca defa uyarmasına, onlarca defasında milyonlarca insanın Türkiye sınırına yürümesinde sessiz kalmasında, belki askeri anlamda değil ama siyasi anlamda Rusya'nın da İran'ın da yükümlülükleri ve sorumlulukları vardır. Mete Yarar, son olarak reklama gitmeden önce şunu sorayım. Nasıl bir yaptırım bekliyorsunuz Ankara'dan? Ya ben şunu söyleyeyim. Bu olayı 33 askerimizin şehit olmasından öncesi de var biliyorsunuz. Bizim daha önce bu gözlem noktalarında verdiğimiz şehit 14 tane. Evet, 50'ye yakın askerimiz şehit herhalde. Yani 33 asker artı bir de 14 askerimizle beraber koyduğumuzda 47 askerimiz şehit oldu. Ve bu 47 askerimiz oraya savaşmak için değil, orada barışı korumak için gitmişti.
Yani barış görevi için giden askerlerimize saldırının tabii ki sonuçlar olacaktır. Ama bunu bugün değil, çünkü bugün yapılan müdahaleler tamamen askeri bir karşılık vermek üzerine planlanıyor. Bunun yakın zamanda hem siyasal, yani akademik hem de politik sonuçlarını ilerleyen günlerde böyle madde madde Türkiye ortaya koyacaktır. Ama bir kez daha söylüyorum. Bugün sahadaki askerlerin güvenliğinin sağlanması. Çünkü şu anda 8 tane gözlem noktamız yanlış hatırlamıyorsam veya bir kısmı çevrili ya da tamamen etrafı çevrili bir şekilde. Oradaki askerlerimizin güvenliğini sağlamak Türkiye'nin şu anda büyük bir önceliği. Ve şu anda sanırım silahlı kuvvetler buna ve bu olayı yaratanların dünyayı yıkmakla meşguller, öyle söyleyeyim. Peki Mete Yarar, çok teşekkür ediyorum. Reklama gitmemiz lazım. Çok sağ olun. Tekrar başınız sağ olsun tüm milletimizin, sevgili seyirciler. Kısa bir aramız var.